Herkese merhaba arkadaşlar. Birol Baş Yiğit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. Bugün neredeyiz? Eskişehir'deyiz. Eskişehir'in Mutlalıp bölgesindeyiz değil evet. mi? Osman Şentürk. Doğru muyum abi? Evet. Ve Altu Ulucan abimle birlikteyiz. Gerçi Osman abi Akbaşçıların neredeyse hepsi tanıyordur. Evet. Biz de Akbaş çoban köpeklerinden ilgili yeni videolar yapmaya başladığımız için Kangal'ın yanında, Anadolu çoban köpeğinin yanında, Aksaray Malaklısı'nın yanında Akbaş da ülkemizin bir milli değeri, hatta sürü koruma konusundaki en iyi ırklardan bir tanesi. Evet. Ama maalesef ki üzücü bir şekilde Akbaş ırkları bana sorarsanız hak ettiği popülariteyi sahip değiller. Aslında bu köpeklerin doğasını yaşayanlar, besleyenler bu köpeğin ne kadar özel bir ırk olduğunun farkında. Evet. Ama bilmeyenlere kısaca Akbaşlarla ilgili bilgi verecek olursak neler deriz abiler? Hanginiz isterse mikrofonu ona uzatalım. O devam etsin. Ben istersen ben tabii abi. Şimdi biz hayvancılık yapıyoruz gördüğünüz üzere. Bizim kapımızda bu zamana kadar hiç karabaş köpeği, kangal köpeği koymadık biz. Hı hı. Babamızdan, dedemizden böyle gördük. Çünkü bu köpeklerin sürü korumada ne kadar iyi olduklarını biz çok iyi biliyoruz. Yani bunu bazı insanlar veya bazı dışarıdaki insanlar bilmese de bizler çok iyi biliyoruz. Bu köpekler tam bir takım köpeği. Hele ki böyle 4-5 kardeş yetiştirirsen hayvan korumasında, bekçilik konusunda, alan korumada 4-4, 10 numara bir köpekler. Hı hı. Yaz demez, kış demez, kar demez. Yani hiçbir zaman hayvanı bırakmaz. Açım demez, tokum demez. Açım demez, tokum demez. Yani 10 numara bir köpek yani bizim şeyimize göre. Tabii kangal köpeğimiz de bizim iyi köpeğimiz ama dediğim gibi yani ben kangal taşımıyorum. Hı hı. Çünkü bunlardaki cesaret, bunlardaki atiklik. Evet, Osman abi lafını böldüm abi özür dilerim. Yıllardan beri bu köpeklerle uğraşıyor. Evet. Atadan dededen akbaşçı, atadan dededen de aynı zamanda davarcı. Evet. Hatta biz az önce video kaydına başlamadan önce içeride sohbet ederken şundan bahsettik. Dedi ki bizim köpeği bakmamızın bir amacı var. Çünkü biz davarcılık yapıyoruz. Bu köpeklerin de biz sürü performanslarını, sürünün başındaki yaptıkları icraatları, hareketleri gözlemleyerek damızlık seçiyoruz diye. Evet. Doğru muyum abi? Yani evet. Akbaş çoban köpeğinden ilgili birçok kişi şu anda köpeğini çalıştırmak için alıyor. Sürü başında bu köpekler görev yapıyorlar. Hatta karakter olarak da çok sertler. Şöyle yapalım. Osman abiye mikrofonu verirken bir yandan da köpekleri de gösterelim. Mesela burada 14 yaşında bir dişi var Burak. Evet. Onu bir çekelim. Bildiğim kadarıyla Akbaşlar yalnız insana karşı biraz daha sertlikleri diğer çoban köpeklerinden fazla. Tabii ki. Yani zaten bizim de yani aradığımız şey o. Çünkü biz... Gel istersen Osman abi onun yanından alın sesini de şeye çıksın. Şimdi bizim yani bu köpeklerimiz dediğim gibi yani diğer ki çoban köpeklerine nazaran biraz daha agresifler. Yani evet. Çok kuşkucular. Bizim de çünkü aradığımız şey bu biliyorsunuz yani şartları kimsenin ne karakterde geldiğini bilemezsiniz. Yanımda. İki ayaklı kurtlardan mı bahsediyorum? Aynen abi? Yani evet. İki ayaklı kurtlardan bahsediyorum doğru söylüyorsun. Yani hem onlara karşı hem de yabani hayvanlara karşı aşırı derecede sertler. Evet. Yani bizim hayvanımız için yani bizim canımız için malımız için yani en ideal köpek bunlar olarak düşünüyorum ben. Tabii bu benim şahsi fikrim yani başkası. Başka tabii herkesin düşüncesine saygı duyarız. Çok güzel bir dişiymiş ya maşallah bak. Evet. Peki Osman abi Burak şöyle bir yandan da onu alabilirsen. Zaten Akbaş köpeği genel anlamda dış görünüşünün fenotipinin yapısı ortada. Birçok kişi de zaten Akbaş köpeğini bu anlamda biliyor. Diğer evet. çoban köpeklerinden de kolay ayrılır bir özelliği var. Genel karakteristik rengin beyaz olması. Evet. Ha her beyaz çoban köpeği Akbaş mıdır? Değil. Asla değildir. Değil. Onun altını çizmek lazım. Evet. Nasıl her sakallı dedemiz değilse her beyaz çoban köpeği de Akbaş değil. Aynen. Akbaş aynen. köpeğinin videodaki köpekler zaten size Akbaş köpeğini anlatacak. Ben ayrıyetten işte kafası böyle, kuyruğu böyle, postu böyle diye söylemeyeceğim. Burada 9-10 tane Akbaş çoban köpeği göreceksiniz. Bu yaşlı dişiden başladık. Diğerlerine doğru da geçelim. İstersen sonra Mustafa'ya var. Mustafa gel böyle. Mustafa gel. Sen de bir gel. Arkadaşlar Mustafa'nın da YouTube kanalı var. Yeni açmış. Ne kanalın ismi? Osman Şentürk ama biz ismini değiştireceğiz. Osman Şentürk. Yani babası sen niye bir dakika Osman Şentürk yaptın? Mustafa yapsın. Mustafa'nın akkuşları yap. Evet öyle yapacağız inşallah. Nasıl adam YouTuber. İyi YouTuber. Onun da kanalının linkini ben açıklamalara koyacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Köpeğin yaşından dolayı fiziksel özelliklerinde yani değişiklik olabilir yani ama yaşından dolayı. Bu köpek 14 yaşında arkadaşlar. Maşallah. Evet. Nine. Evet nine. Nine olmuş nine. Mesela biraz gencine geçelim. Evet. Bakalım akbaşlar uysallar mı, sertler mi? Bunlar
Valla bu kaç yaşında abi? Bunlar 3 yaşında, bunlar 3'ü kardeş. Bunun ismi Cesur. O da dişi galiba değil mi? Yok, bu erkek. Erkek mi ha? Erkek ama dişi simalı. Ama köpeğin hasıdır yani. Bunlara nazaradan yani bunun koyunculuğu, ben koyunculuğuna bakıyorum her zaman. Abi suratına baksana ya, yani, seri katil gibi bir yüz ifadesi var yemin ediyorum yani, ya. Buna 1000 koyun teslim et git yani, arkana bakma yani. O derece. O kadar davarcı diyorsun ha? Aynen ama öyle bir davarcı köpeğimiz. Burak şu arkadaki dağları da bir göstersene. Sana zahmet kardeşim, seni yoruyorum. Bakın şu anda bir boğazdayız arkadaşlar. Aslında ciddi de esinti var bugün, rüzgarın düşük olmasına rağmen. Ben dedim ki Eskişehir'de... Ne oldu lan deli? Ben dedim ki Eskişehir'de abi dedim kurt var mı? Herhalde dedim buralarda dedi kurt yoktur. Osman abi dedi ki sabaha kadar bekle. Hatta dün akşam gelmişler galiba, değil evet, mi abi ziyarete? Evet, evet. Kurtlar yakına gelmişler. Hayvanlar gece saat... Gece birden çok... sabaha kadar hayvanlar bayağı uyumadılar yani sabaha kadar. O zaman yani kurt popülasyonu geçtiğimiz senelere göre sanki biraz artış gösterdi Türkiye genelinde. Aynen abi. aynen. Yani özellikle Eskişehir, özellikle bizim burası ki şehrin, biz şehre yakınız. Bizim burası gene kırsal bölge ama şehre yakın mahalleler var. Daha ileride yani bir ay öncesine kadar kurt girdi yani şeylere, evlere. Allah Allah. Bayağı 30-35 tane koyun telef etti yani. Şehrin dibine. Zayiat da verdiler. Verdiler. Peki sen hiç zayiat verdin mi abi yakın süreçte? Allah'ıma şükür. Yani burada hiçbir zayiat vermedim. Anladım. Çok bin şükür. Yani biz buralara geleli 10 sene oluyor. 10 senedir ben burada hiçbir zayiat vermedim. Önceki yerimde verdim ama yalan değil. Tamam abi. Yani zaten vermedim diyende yalan söyler. Sakin ya. Arkadaşlar sakin. Biz dostuz. Sizleri tanıtmak için geldik. Bu da erkek. Bu da erkek. Bunun ismi de Paşa. Paşa. Zaten köpeklerin iş köpeği olduğu yüzlerinden, simalarından belli. Evet. Bir de dikkatimi çeken bir şey var abi. Davar köpekleri yabancı insana karşı hep böyle şeyler, tedirginler. Evet. Yani hemen böyle kabullenmiyorlar seni yani. Yani öyle olması gereken de o zaten. Yani bizim istediğimiz husus da o zaten. Yani dediğim gibi yani şimdi siz buraya geldiniz, tamam niyetinizi biliyoruz ama bilmediğimiz insanlar da oluyor. Evet. İllaki kuşku duymaları olmaları lazım yani. Davar köpeklerinin böyle kuşkuları olması lazım yani. Peki bir şey daha soracağım. Mesela akbaş çoban köpeklerinde bazen nadiren de olsa görüyorum böyle ince kuyruklu, tüysüz kuyrukluları da çıkabiliyor. Bu mevsimsel bir post durumu mu? Yoksa yaz kışta köpeğin ince kuyruklu olması makbul müdür? Yoksa biraz postlu ve kalın mı olması lazım kuyruğu? Şimdi yani bunlar da her hayvan gibi mevsimsel değişiklikler gösteriyorlar. Yani kışa girerken biraz daha postları kalınlaşıyor. Yaza doğru, baharda da incelme oluyor. Ama bunlar biraz hafiften tülü. Yani bizim tülü dediğimiz köpeklere şey yapar ama tam tülü değiller. Yani şimdi bunların mevsimsel değişiklikleri olduğu gibi, yani her hayvanda olduğu gibi bunlarda da post değişikliği oluyor. Biraz kışa girerken kışın biraz daha kalınlaşıyor postları. Ama baharda bunlar süt gibi, sütte leke bulursun bunda bulamazsın yani. O derece beyazlaşırlar. Evet. Tüyleri incelir. Yani post yapıları incelir. Burak dikkat et arkana. Gelmez değil mi onun zincir mesafesi? Yok. İyi, o tamam. Kadar yaklaşamaz. Yani şey yapıyorsun herhalde. Kış döneminde iç organdan besliyorsun. Et de geliyor aynen, herhalde. Aynen. Yani. Peki bir de şey diyorlar. Sen de varcı adamsın. İşte et yiyen köpek sürüde uyanık olamaz. İşte yok ağırlaşır. Köpek sindiremez. Yağ vermek daha iyidir gibi bir şey var. Doğru mu? Buna katılıyor musun? Valla şimdi normalde aslında doğru. Yani et yiyen köpek biraz daha böyle hantallaşıyor, uykusu ağır oluyor, uyuyor yani. Horuldadığını da duydum ben yani köpeğin. Allah Allah. Demek ki doğru bir tespit. Yani ama ya yağ vermek tabii. Yetmez ki kışında abi hayvan o da. Ya şimdi biz kıra çıkmıyoruz. Köpekler burada bağlı. Mecburen et veriyoruz yani. Şimdi ama ben baharda yazın kıra çıktığım zaman kesinlikle top yaparım yani. Değil mi? Çünkü köpeği hem zinde tutuyor hem de köpek mermi gibi oluyor yani yağlı yediği zaman. Allah Allah. Ama halbuki etçil ırk arpanın da gerçi protein yüksektir oranı da enerji oranı da yüksektir. Demek etle bir de köpek şişiyor yani. Canavarın peşinde fazla koşamıyor. Yani o derece şey de oluyor. Ama yağlı yediği zaman, top yediği zaman Allah ne verdiyse ya canavarı yakalarlar gelirler. Yani bir
şey olması lazım yani. Tamamdır abi. Dediğin gibi yani hakikaten hayvanlar mesela beslenme düzeninden de performansları demek ki değişebiliyor. Tabii ki. Peki abi bir soru daha sormak istiyorum. Onu da bunun başında soralım tamam. Sana. Gerçi bu biraz daha sert ve adamcıydı ama. Evet. Burak dikkat et bakalım. Gel bakalım. Gel. Hiç müsamaha yok bize ya. Gel. Bak güzelliğe bak, kuyruğa bak sen bak. Bu dişi mi erkek mi? Erkek. Erkek bu da. O da erkek. Buradakiler erkekler herhalde. Evet. Sana desem ki ya benim başımdan öyle bir olay geçti ki zaten ben bu köpekleri seviyordum ama bu köpeklere harbiden karakter olarak aşık oldum dediğim bir anım var mı? Yani böyle ilginç bir anım var mı anlatabileceğim bu köpeğin karakterini, güzelliğini, özelliğini böyle başından geçen bir hikayeyle bize özetleyebilir misin? Şimdi benim de var başımdan geçen olaylar ama benim babamın anlattığı bir olay var. Babam birebir şahit oldu. Benim babam 85 yaşında. Sağ mı? Sağ. Allah ömrünü uzun etsin abi. Abi. İsmi nedir? Selahattin. Selahattin amcamıza da selam söyleyelim buradan videodan. Babamın o birebir yaşadığı bir olay var. Aynı. Şimdi ben bu köpekleri de onlara benziyordum. Hatta özellikle bu ikisini. Bir çift böyle beyaz köpeği. Bunun da tek gözü kör. Aa, bir gözü kör mü bunun? Tabii. Hmm. Onun da o zamanlar bir gözü kör köpeği varmıştı. O köpekler burada bir gidiyorlar. Buradan karşıdaki dağların arkasında Mialgazi ilçemiz var bizim. O Mialgazi ilçesinde bir cuma günüymüş. Babamın anlattığına göre cuma günü diyor. Kurdu caminin avlusuna sıkıştırıyorlar. Oradaki cami cemaati görüyor. Kapıları açıyorlar. Kurt içeriye kaçıyor. Halıları çekiyorlar, köpekler içeriye girmişler, caminin içinde canavarı öldürmüşler. Ne diyorsun abi ya? Vallahi bak, yani babamın anlattığı, biz bunu yani babam her defasında anlatır. Onun anlatması daha bir güzel olur aslında da. Ben şey diyorlar ya, akbaş yok küçük köpektir, yok kurtlan baş edemez, işte akbaşın boyutu kurda yetmez diye. Ben görüyorum yani akbaş, bana sorarsan acayip korkusuz bir hayvan. Domuz, kurt ayırt etmeden vallahi, giriyorlar. Ya şu köpek, yani bu köpek... Bana tamam sorarsan, belki tek başına yani tabii. Diyebilirler. Tek başına şimdi hani o gördüğümüz devasa köpekler gibi olmayabilir bana ama. Bana sorarsan köpeğin tek başına kurdun karşısında şansı yok. Benimki sen. Bak buradan görmüyordu ya. Gören gözün açısına geçtik. Şimdi bu bunlar çok ekip acayip ekip çalışması yapıyorlar. Yani böyle değil ki yani ben bunlarla mesela akıra çıktığım zaman benim buralarda denk geliyor bazen böyle sabahleyin sabaha karşı veya akşama doğru falan böyle kurt da öyle bir akıllı hayvan ki böyle gözetler yani hayvanın çan sesini bilir yani alabileceği koyun sürüsü çan sesini bilir. Mesela bunlar öyle bir sürüm yaptığı zaman ben görüyorum mesela o karşıdaki köpek hiçbir zaman kurdu burada bu tarafta gördüyse bu tarafa doğru koşmaz. Muhakkak bu tarafa doğru koşar önünü kesmek için. Bak altın niteliğinde bilgiler. Yani, peşinden koşarak yetişemez yani ona göre bir rota mı çiziyor? Aynen aynen. O onu bilir. Bu köpek özellikle yani kurda birebir yetişecek köpek bu. Eğer ki bu hafif bir çelmede aksın zaten bu da işi bitirir. Ekip çalışması yani. Yani bu ekip çalışması. Çünkü akbaşlardaki en büyük özellik de zaten bu. Ekip çalışması. Yani bunlar ya tek köpek Azrail'de olsa kurtla başa çıkamaz. Vallahi ben yani bunu, atasözü gibi cümle. Ama gördüm. Yaşanmış hikayeleri anlatıyorum yani, abi sen. Ben bunu yaşadım şimdi yani. biz yaşanmış hikayeleri ekrana getiriyoruz. Mesela tutup ben ukalalık yapamam. Şimdi adam davarcılık yapıyorsa öyle değil mi abi? Gel sen de böyle gel. Adam davarcıysa bu adam bunu arazide yaşıyor, görüyor, biliyor. Ben bir gün çıktım çekim yapayım diye 3 gün hasta oldum yemin ediyorum. Bir gece dağda kaldık kurt çekimi yapacağız diye. Kepenekle nepenekle yattım. Ölüyordum 3 gün kendime gelemedim. Zor iş. Peygamber mesleği ama zor iş. Allah için zor iş. Arabayla da bir akbaş sürüsüne yaklaşıyorsan bir an. Önce hemen dişi hızlı köpek arabanın arkasına düşüyor tamam mı? Evet. Erkek köpek çapraz gidiyor ters yolun hizasına. Ondan sonra arabanın önüne çıkar köpeği durdu arabayı durdururlar yani. Aynen. Arabadan adam alırlar. Kurtta da aynı pusuyu atıyorlar. Zamanında öyle şeyler vardı 250 doş pikaplar vardı biliyorsunuz değil mi? Evet. Bizim onun camından adam aldığı köpekler vardı bizde eskiden. Adam onun camından alıyorlardı yani. Vay anasını geçelim yani öyle... diğerlerine de. Geçelim. Haydi bakalım. Pikap'ın camından bu ne ya? Bak çok yakışıklı ama çok hoşuma gitti ya. Abi yani ona köpeğin... fazla yaklaşma. Ha, onun da zincir mesafesine girdik. Bir dakika. Aynen. İyi Mustafa bizi böyle uyar da kaptırmayalım kendimize. Reis şimdi bunların ikisini aynı anda tutamayacağına göre nasıl geleceğiz? Mustafa o zaman sen de onu tut. He? Sana da mı sert? He? Sana da mı sert? Yok.
yok, bana sert değiller. Onlara boya verdim, bunlar gitmişler gene hemen boğuşmuşlar. Bunu zaten burada salacağım zaman bunların ikisini salıyorum. Ondan başlayalım o zaman abi, sonra öbürüne geçeriz. Olur, olur. Arkada bir şantiye var, şantiyenin köpekleri var. Bu da genç erkek herhalde. Bunlar daha 11 aylıklar. Aynen. Bunlar 11 aylıklar ama benim hastanede yattığım zamana denk geldiler. Geçmiş olsun yavruları. Abi. Bunlar o fazla gelişmedi. 11 aylık köpek de mi adam ısırıyor ya? Vallahi bile ısırıyor. Yani istersen deneyelim yani, fark etmez. Abi dur, daha çok çekim yapacağız. Ben uzaklaşayım da öyle. İstersen deneyelim. O zaman sen Burak biraz daha yakına gir. Tabii. Gir. Bunlar kerpeten gibiler vallahi. Pirana gibiler vallahi. Yani böyle değil yani. Şimdi ben bunların 5'ini saldığım zaman yani bu etrafta. O zaman videonun kapanışında şöyle yapalım. Hani diğer köpekleri de gösterelim. En sonunda da senden ricam, onları bir bırakalım. Bir çete nasıl gidiyor bir görelim. İzleyiciler de görsün. Olur. Sıkıntı yok. İsterseniz arabayla yaparız yani. Sıkıntı yok. Bunlar arabanın peşinden de gelirler benim. Tamam. Olur abi. Arabanın sen nasıl uygun görürsen. Ya hakikaten çok güzeller ya. Gerçekten çok güzeller. Ben iş köpeklerine çok saygı duyuyorum. Çünkü çalışan köpekler görev istiyor. Her köpek davarın başında olsun. Asli görevini yerine getirsin. Ama mümkün de değil. Çünkü davarcılık da artık düştü. Evet. Eskisi kadar ülkemizde yaygın değil. Evet. Ama akbaşları kesinlikle ve kesinlikle daha fazla ekrana getirmeye çalışacağım bundan sonra. İnşallah. Çünkü ülkemizin milli değerler, biliyorsunuz yıllar önce buradan Amerikalılar aldılar götürdüler. Belki şu anda Amerika'da Türkiye'den fazla çok akbaş popülasyonu var. Ve orada da sürü koruma anlamında kullanıyorlar bu köpekleri. Evet. İnşallah hak ettikleri değeri bulacaklar. İnşallah. Kesinlikle öyle. Yani bunların da küçük olduğuna bakma yani. Bak, bunlar da ikisi tek köpek yapar ama adamı da yerler yani. Hem de diğer köpeklere karşı da veya şeye karşı. Bu da Ateş. Ateş. Hemen yaralayacaklar ya. Ya bunların en büyük özelliği o zaten. Yani bizim de istediğimiz özellik. Ama şeyler mesela mesafeye girmediği sürece sıkıntı yok. Mesafeye girdim bu uyarıyı veriyor. Daha da ısrarcı olursan tutuyor herhalde anlık kadar yani. Vallahi o şekilde alarm sıralaması şimdi gibi. Bunlar sen burada bağlıyken gördün. Çocuk olsalar da eminim yani sen şuralarda gezemezdin yani. Değil mi? Gezdirmezlerdi. Tamam. Aslında şey yapmak lazım. Benim bir full white ısırma kıyafeti var. Olmazsa bir gün kıyafeti giyeyim de böyle bir hırsız gibi geleyim. Olur. Ama kafaya mafaya gelirlerse işte, kafada kasket yok. Vücuttan ısırlarsa sıkıntı yok. Düşürüp kafaya girerlerse. Ona da bir motor kasketi takarız. Tamam olur. Uzaylı gibi gezerim buralarda. Vallahi görürüz yani. Yapalım bunu abi bak. Diyorlar bir dahaki işte sefere sağdan bir soldan da derler ya. Köpek ısırabilir miymiş? Akbaş ısırır mıymış? Görsünler bakalım. Isırıyor mu ısırmıyor mu? Yani benim, bir test edelim diyorsun. Benim şu anda iki tane daha mahkemem var. Tamam o zaman dolayı. Bu söz bu şeyi yapacağız bu videoyu. Yapalım. Geçmiş olsun, ne oldu yok. Adam mı ısırırlar abi? Ya bir tane üniversiteli bir kızla bir abi, adam ne ısırırlar. Ne işi var adamın da burada ya? Ya işte buralara şeye geliyorlar. Daha kamp yapmaya geliyorlar. İşte tez hazırlıyoruz diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Ya ben şimdi şu karşıdaki mevkide hayvan otlatıyorum. Göster karşı mevkiyi de Burak. Şu karşıda yoldan bayağı da uzaktayım. Hava kararmış. Ya bir bakıyorum önümde insanlar çıkıyor birden. Yani biz de korkuyoruz. Nedir bunlar? Necidir? Kimdir? Bir tane kız ısırdılar. Kızla da işte bu pandemi girdi. Belki 1,5 senedir onunla uğraşıyoruz. Bak, mahkeme. Ama ne diyeceksin abi sen arazide sen köpeğin salık. Aslında mahkemenin sana hak vermesi lazım. Vermiyor abicim. Devlet bize hak vermiyor. İşte köpeğine de diyor zapt olacak. Ne yapacak şimdi, bağlı mı gezeceksin abi? Şimdi gece karanlıkta dağın koyun içinde gidiyorum. Elimde köpek gezeceğim. Elimde köpeğin bana bir faydası yok ki. Ne yapacağım ben? Aynen öyle. Ya yani bu hayvan hayvana gelebilecek en kötü şeyi karşılaması lazım yani. Dışarıdan gelecek zararı karşılaması lazım. Ne yapalım? Bir salalım mı bunlara? Vallahi salalım inşallah, bizi hayat çıkarttırmayız. Tamam o zaman şöyle yapalım. Sen şey yapayım. Salayım arabayla, beraber binelim arabaya. Olur. Arabayla benim peşimden de gelirler. O da olur. Tamam abi hadi bakalım bir koyu verelim onları, görelim ne yapacaklar. Tamam. Thank you.
Evet arkadaşlar, gün de batmak üzere. Özellikle de güneşi arkamıza aldım. Belki görüntü kalitemiz güneş arkada olduğu için çok sağlıklı değil ama bence oldukça güzel bir söyleşi oldu. Akbaşlarla ilgili keyifli bir söyleşi oldu. Osman abiyle bir video daha yapacağız yakında ama nasip ederse Allah baharda yapacağız. Direkt hayvanlar da var arazideyken orada çoban ateşini yakacağız. Doğru İnşallah. Mu abi? Tabii tabii. Davarın İnşallah başında, sürünün başında çekeceğiz. Altı abinin de çok güzel bir çalışması var akbaşların tarihinden ilgili. Bir sonraki turda da o tarih şeylemle ilgili güzel bir video yapacağız kendisinden Yapalım. Birlikte. Hakikaten çok kıymetli ve değerli çalışmaları var. Ondan da videoda bahsedeceğiz. Mustafa'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Açıklamalara Mustafa'nın kanalını da bırakacağım. Videoyu beğendiyseniz like atalım arkadaşlar. Çünkü sizin like'larınız ve yorumlarınız bizi daha çok motive ediyor. Türkiye'nin her yerini gezmeye ve seyahat etmeye devam edeceğiz. Abi emeğine yüreğine sağlık. Eyvallah. Sağ olasın, sağ bize vakit ayırdığın için. Allah razı olsun. Yapalım mı seninle bir boks? Sen beni yersin ama. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.